Ya sen ne değişik bir insansın. Geldiğin yere değişik değişik hareketler yapıyorsun. Bir şu boynuzlarını aldır. Tamam, benim boynuzlarımı neden aldın? Kardeşim bak, boynuzlanmışsın. Ve gelmişsin burada. Diyorsun ki... Bir kere boynuzlanmadım, tamam mı? Ve dünkü videoda köpek neler yapıyor öyle? Ne yapıyor? Gayet doğal, doğasında var hayvan. Ne yapabilir yani? Ayıp, ayıp kardeşim. Neyse ayıp. Allah ayıp. Allah, hayvanı da mı evlendirecek? Evet. Ah, birazdan dışarı çıkacağız. 2 gündür tavuk çorbası yiyoruz ve kaç öğün yediğimi hatırlamıyorum yani. Ama siz onu 5 öğün olarak sayabilirsiniz. Tavuk çorbası yemekten mutlu musun? Git gitti. Ne çıkarsa çıksın yapacağız dedik. Çekilişte fark ettiğiniz üzere belli başlı birkaç tane şehir vardı. Yani LA olsun, Antarktika olsun. Neden bunlar vardı sizce? Çünkü imkanlarımız bunları sağlayabilir ve bunları yapabilecek potansiyeldeydi. Hani ben oraya farklı şeyler yazmadım. Demeyeceğim yerleri yazmadım. Gidebileceğimiz yerleri yazdım. Okyanusun ortasındaki bir adaya gitmek çok kolay. Ya da Antarktika'ya gitmek kolay. Yani yapabilirsiniz istediğiniz sürece. Yani şirketleriniz vardır ve şirketler sayesinde Antarktika'ya çok kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Ya yaşayabilir misiniz? Onu bilemem. Onu Allah bilir. Çünkü soğuk. Yani biz oraya onları yazdık. Şimdi onda bir ihtimalle o çıkacaktı. Çıkmayacağını düşünerek yazdık Antarktika'yı. Ya çıksaydı yapılacak mıydı? Tabii ki de yapılacaktı. Belki bir hafta sonra, belki aynı gün içerisinde, belki bir ay sonra işlemler tamamlanıp Antarktika'ya gidilecek ve görevimiz yerine getirilecekti. Şimdiki çıkan görevimiz ise 1 milyon olana kadar ailemden ayrı yaşayacağım. Yani annem, kız kardeşim ve küçük erkek kardeşimi bırakıp onlardan ayrı yaşayacak. Şimdi diyeceksiniz ki Furkan kardeşim gerizekalı, aptal, mankafa, ne diyeceksiniz deyin yani. Hani bana ne derseniz. Diyeceksiniz ki ya sen şimdi zaten ayrı eve çıkacaktın. Bunu 3 ay önceden, 5 ay önceden, 1 yıl önceden söyledin. Zaten çıkacaktın. Evet çıkacaktım. Ama bizim evlerimiz dip dibe olacaktı. Yani şimdi orada mesela büyük bir sitede oturuyorduk. O sitede bir sürü kiralık ev vardı. O siteden bir tane eve çıkacaktık. Ama ne yazık ki böyle bir şey olmadı. Yani gönül isterdi ki karavanlı seyahat çıksın ya da bir okyanusun ortasında bir adada yaşa, bunları isterdim. Çünkü bunlar çok heyecanlı ve çok maceralı görevler, anlatabiliyor muyum? Yani güzel görevler. Ama bunlar çıkmadı ve 1 milyona kadar ailenin ayrı yaşa çıktı. Hatta birkaç tane daha bir şeyler yazacaktık. Hani 5 milyona kadar olan görevlerimiz de olacaktı. Ama dedik ki hani şimdiden çıtayı bu kadar zorlamayalım. İlerleyen zamanlarda birinci görevimizi hallettikten sonra artık 2 milyon 3 milyon abonelere kadar işte belli başlı görevler olur ve bunları yaparız şeklinde düşündük ve planladık. Yani anlayacağınız üzere bu şeyde yani o kağıtların hiçbirinde herhangi bir şekilde kurgu yoktu. Zaten kurgu yapılacak olsaydı emin olun 1 milyona kadar ailemle ayrı yaşamayı seçmezdim. Çünkü ben ailemle video çeken biriyim ve ailemle birlikte sizlere eğlendiren biriyim. Çünkü beni siz ailemle birlikte tanıdınız. Yani tamam, siyah giyen genç olarak bir kanalım olabilir ve ben siyah giyen genç olabilirim ama benim ailemi de benim kadar tanıyorsunuz. Yani mesela yolda ilk önce annemi tanıyıp ondan sonra beni arayan insanlar var. Yani çoğunuz böyle. İlk önce annemi görüyorsunuz. Aa diyorsunuz, işte siyah giyen gencin annesi ya da Nazlı abla işte ya da her ne diyorsanız. Ondan sonra aa diyorsunuz, Furkan nerede? Ve bu sayede hani beni buluyorsunuz. Yani çoğunlukla annemi de tanıyorsunuz. Kız kardeşimi tanıyorsunuz, küçük erkek kardeşimi tanıyorsunuz. Kedilerimi bile tanıyorsunuz. Gözünüzü seveyim. Burada nasıl bir kurgu olabilir? Ben bunu ister miydim sizce? Sizce bu kadar gözyaşı dökülür müydü? Ya filmlerde bile bu kadar ağlanmıyor. Gözünüzü seveyim ya. Oyuncular bile bu kadar iyi ağlayamaz ki biz orada rol yaparak ağlamadık. Yani ben bile hani üzüldüm, anlıyor musunuz? Üzüldüm yani. Ama bir şekilde ayakta duracağız ve bir şekilde 1 milyon olacağız. En fazla 1 yıl belki 2 yıl artık, hani o size kalmış bir şey. Dediğim gibi ailenize, arkadaşlarınıza önerirseniz bu süreç daha çabuk olur. Ben en baştan beri söylüyorum. Benim abonede veya herhangi bir şeyde gözüm yok. Sadece farklı görev olsun dedik. Hani sürekli 1 yıl olmasın dedik. Hani farklı bir şey olsun. En azından farkındalık olsun. Çıkmasa da çıkmasın. Hani hani olmadım, hiçbir zaman da sahte olmayacağım. Bunu 10 bin abonede söylemiştim. 100 bin abonede söyledim. 500 binde söyledim ve şu an 700 bin aboneye geçtik. Size çok teşekkür ediyorum ve 700 bin abonede de söylüyorum. Hiçbir zaman samimiyetimi bozmayacağım ve her zaman size karşı dürüst olacağım arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siyah Giyen Genç.